Merhabalar efendim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. En'am suresi 21-30. 30. ayet dahil inşallah bugün 10 ayet üzerinde durmaya çalışacağız bugünkü programımızda. Her programda yaklaşık olarak 10 ayet, 11 ayet, 15 ayetlik böyle kısımlarla ayından ayına sizlere Kur'an-ı Kerim'den pasajları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet sizler de tabii ki programdan önce ya da sonra bu okuduğumuz yerlerden bunların açıklamalarını tefsirlerden daha detaylı bir şekilde okuma imkanına sahipsiniz. Birçok tefsir var bugün gerçekten istifade edebileceğimiz Türkçe tefsirler. Diyanet efendim, İşleri Başkanlığı'nın tefsiri, Kur'an yolu tefsiri beş ciltliktir o başta olmak üzere telefonlarımıza indirme imkanımız var. Birçok tefsirden bu manada istifade edebiliriz. Ayeti kerimeyi okumak, lafzını anlamaya çalışmak, ezberlemek ve okuduğumuz, anladığımız yerleri namazda okumak ne kadar güzel bir duygudur. Yani ayeti hissetmek, içselleştirmek açısından bu çok önemli sevgili dostlar. Dün okuduğumuz, dünkü programda okuduğumuz ayeti kelimede اَلَّذ۪ينَ اَيْتَنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendilerine kitap verilenler, o peygamberi kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar ifadesi. Ne kadar manidar. Bir üstündeki ayeti kelimede peygamberimizin kendisi mesela ayeti kelimede ne diyor? ve uhiye ileyye hadzal kur'anu li'unzirakum bihi ve balag bu Kur'an bana vahyedildi. Niçin? Li bih. Sizi inzar etmek, uyarmam için ve men belağ. ve bu vahyin kendisine ulaştığı kimseleri efendim tebliğ edip onları da uyarmam için Rabbimden bana indirildi diye buyruluyor. Ne kadar manidar. Yani bu kelam beni de muhatap alıyor. Bu peygamber bana da gönderilmiş. Bunu burada hissediyorum. Cuma suresinin 3. ayet kelimesinde zaten bunu bunu da görmüş olmaktayız. Dünkü programda ifade edemedim önceki programda. Orada şöyle geçiyor sevgili dostlar. Cuma suresinde ve aharenen minhum lemma yelhaqu bihim. Biz o peygamberi gönderdik. Kime gönderdik? O Mekke toplumuna gönderdik onlara gönderdik. Onlar daha önce apaçık bir sapıklık içerisinde idiler ve devamında buyuruyor ki ve aharin eminhum lemma yelhaqu henüz kendilerine ulaşmamış, o peygamberi görmemiş olan kimselere de biz o peygamberi peygamber olarak Efendim resul olarak gönderdik diye buyuruluyor. Bu çok manidardır. Demek ki farklı çağların kıyamet gününe kadar gelecek bütün insanların peygamberi bizim peygamberimizdir. Bu Kur'an o dönemin insanlarına verildiği gibi bize de bildirilmiştir. Onun için böyle bir kitaba efendim muhatap olduğumuzun efendim bilinciyle, farkındalığıyla hareket ederek onu okumamız lazım gelmektedir. Evet ayeti kerimeyi isterseniz ekran başında oradan okuyarak başlatalım kaldığımız yerden. Bismillah ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziben ev kezzebe bi ayati innehu la yuflihu zalimun. Evet. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Yani Allah'a iftira etmek ne demek? Allah'a şirk koşmak bir iftiradır. Allah dışında başka ilahların da olduğunu böyle bir algıya sahip olmak, Allah'ın evrendeki yüce kudretini tanımamak ya da bu noktada başka ortakları Allah'ın gücüne kudretine şerik koşmak Allah'a karşı yapılmış en büyük iftiradır. İftiraların en büyüğüdür. Evet ya da ekzebe bir ayeti onun ayetlerini inkar etmek de iftiraların en büyüğüdür. Yani ya Muhammed sana Allah'tan bir kitap gelmemiştir demek de iftiraların en büyüklerindendir. Nitekim bu surenin ileriki ayetlerinde geçecek bana da indiriliyor sana indirildiği gibi demek de bu da zulümlerin en büyüklerinden olarak ifade edilir sevgili dostlar. Bakınız yine e, bir ayet açmak durumundayım. Çok manidar. Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i kerimede "Ve manazla mümin meniftara alallahi ben Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Ve men gale zilu mislema enzelallah. Allah'ın indirdiği gibi ben de indirebilirim demek bir zulümdür. Allah'a karşı evrende ona başka varlıkları ortak koşmak bu bir zulümdür ve Allah'ın ayetlerini, kendisinden gelen ayetleri inkar etmek de bir zulümün bir başka çeşididir. Bu surede zaten ifade edilir. Onlar ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlar kıyamet gününde güven içerisindedir diye buyurulur. Ellezine amanu, ayet 82 bakarsınız. Ellezine amanu, ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulaike lehumul emn ve muhtedun. Onlar kıyamet gününde güven içerisinde doğru yolu bulmuş olanlar onlardır diye buyurulur. İmanlarına zulüm karıştırmak deyince sahabiler çok üzülmüşler. Peygamberimize hemen gelivermişler. Diz çökmüşler. Aman ya Resulallah hangimizde zulüm yok ki? Haksızlık hep yapıyoruz. insanız, hata ederiz gibilerden imanlara zulüm karıştırmak Bizi çok korkuttu diyerek üzüntülerini ifade edince Efendimiz Aleyhisselam burada kastedilen zulüm nedir? Lokman'ın e, oğluna nasihatinde şöyle diyordu Lokman Ya büneyye ey yavrucuğum, la tüfşirik billah, Allah'a ortak koşma, inne şirke le zulmün azim, şirk büyük bir zulümdür diyordu ya Demek ki Allah'a ortak koşmak, Allah'ın sıfatları var sevgili dostlar Kur'an-ı Kerim'de de geçer, hadislerde de geçer. 99 Esmaül Hüsna'sı var. Başka isimleri de var. Ne kadar güzel Allah'ı niteleyen ifade varsa hepsi ona uygundur. Evet, Rabbimize ait, onun yüceliğine, onun yüce kudret olmasına, kemal sıfatlarla muttasıf dediğimiz o nitelemelerle Rabbimizi biz nitelemekteyiz. Tutup da Allah'a ait olan bu vasıfları rızık verendir, efendim hüküm verendir, gücü her şeye yetendir, işitendir, bilendir, hayat verendir gibi gibi gibi. Bütün bu sıfatlarında Allah'la beraber başka varlıkları, insan da olabilir bu. Mesela Rabbimiz gaybi bilendir. Benim işte üstadım da gaybi bilir. Bu cümle yanlıştır sevgili dostlar. Bunu diyemezsiniz. Kur'an peygamber için bile de ki onlara ben gaybi bilmem de demektedir. Onun için bu noktada hassas olmak durumundayız mutlak bir ilke olarak kaybı Allah bilir. Ha, Resulüne ve işte sevdiği kullarına bildirmesi istisnai bir durumdur. Onu da biz bilemeyiz. Kime bildirir, kime bildirmez onu da bilemeyiz. Ama bir mutlak bir ifade olarak bunun bilir şekliyle söylenmesi hiç ama hiç doğru değildir. Onun için dikkat etmemiz lazım gelir. Allah kalplerden geçeni bilir. O da bilir. Bu yanlış bir cümledir. Allah geleceği bilir. O da bilir. Yanlış bir cümledir. Hiç kimse geleceği bilemez. Geleceği bilemez. Bu böyle olacaktır diye kesinlikle katiyette bunu ifade edemez. Lokman suresinden az önce bahis geçti ya. 34. ayeti kerimesinde Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ اِلْمُ السَّاءَ Kıyametin vakti Allah'ın yanındadır. Ve yünezzülül gays, yağmuru o indirir ve ya'lemu ma fil erham rahimlerde olanı o bilir ve ma tedri nefsun ma za gada hiç kimse yarın ne kazanacak onu bilemez ve ma tedri nefsun bi ardın temut hiç kimse nerede öleceğini hangi mekanda hayatına son verileceğini bilemez diye buyurulmakta bunlar gıyubat-ı hamsi olarak bizim kitaplarımızda açık açık izah edilir ha şunu da izah etmişlerdir. Emareleri ortaya çıktıktan sonra bilmek, kaybı bilmek anlamına gelmez. Yani nereye, ne kadar yağmurun yağacağı, yağmurla alakalı hava efendim akımından hareket ederek bir takım tahminlerde bulunmak, Kaybı bilmek anlamına gelmez. Rahimde çocuk teşekkül ettikten sonra ultrasondan hareket ederek bilmek yine kaybı bilmek manasına gelmez. Çünkü çocuk teşekkül etmiştir, biçimlenmiştir. Bugün evlendiler. Yarın doktora gitseler iki, eş, karı koca olarak. Doktor bey ben hamile miyim değil miyim? Doktor der ki zaman geçmesi lazım. Bir. Bir ay sonra gittiniz. Hamile olduğunuzu söyleyebilir ama çocuk erkek mi kız mı? Der ki daha sonra geleceksiniz. Çocuk teşekkür etsin ondan sonra. Ama Rabbimiz o dünyaya gelmeden de bilebileceğini bize ifade eder. Hani Hazreti İbrahim'in Eşi Sare'den çocuğu olmadığı zaman diliminde melekler gelmiş. Ya İbrahim senin çocuğun olacak. Sare'den doğacak. Kadın da oradadır. Vah başıma gelene e elidü ben mi doğuracağım? Ve haza bali şeyha benim herifte ihtiyar da zaten yaşı geçmişken nasıl bizim çocuğumuz olur derler. Melekler ne der? Senden çocuk dünyaya gelecek. Adı İshak olacak. Ondan da çocuk dünyaya gelecek adı Yakup olacak. Çocuğu da doğacak çocuğu da ondan doğacak olan çocuğu da yani onun torununu da orada müjdelediğini görmekteyiz. İşte Allah geleceği böyle bilmektedir. Bunu da böylece ifade etmiş olduk. Konu biraz başka taraflara geçti ama beni bağışlayın. Rabbimiz buyuruyor. Evet. Ayetin devamında şüphesiz ki zalimler kurtuluşa ermezler inne hula yufluhu'z zalimun. Şirke bulaşmış olan zalimdir ve onlar da asla hedeflerine ulaşamazlar diye buyrulmakta. Ayetin devamında ve yevme nahşiruhum kıyamet günü onları dirilteceğiz. Cemi'an tü, tümünü birlikte. Summe naqulu lillezine eşreku sonra o Allah'a ortak koşan, şirk içerisinde bulunanlara diyeceğiz. Eyne şuraka ukumullezine kuntum tezumun. Dünyadayken kendi tahminlerinize göre bir takım böyle arzu ve hevalarınıza, benliğinize esir olarak Allah'a karşı ilahlar Allah'a denk tuttuğunuz o ilahlarınız, şerikleriniz nerededir? Eyne şuraka ukumullezine kuntum tezumun. Allah'a ortak koştuğunuz o şerikleriniz nerededir? Allah'a denk tuttuğunuz Nerededir deyince tabi onların sümbelem tekün fitnetuhum onların buradaki fitne sevgili dostlar maziret verebileceklere cevap anlamındadır. Bakalım maalde nasıl demiş. Evet. Sonunda onların manevraları, manevra tabirini kullanmış manevraları. Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlardan değildik. Demelerinden başka bir şey olmayacaktır diyebilecekleri başka bir mazeret yoktur. Ya Rabbi biz asla sana hiç kimseyi ortak koşmadık diyecekler imiş. yani inkar edecekler. İşte bu esnada ağızlarıyla asla sana hiçbir şeyi ortak koşmadık deyince o ağızlara mühürler vurulacak, eller ayaklar konuşacak, organları kendi aleyhlerinde tanıklık edecek, şahitlik edecektir denilmekte. El yevme nahtimu ala afahihim. O gün ağızlarına mühür vururuz diyor ya Yasin suresinde. Ve tukellimuna edihim ve teşhedu bir bima yok yaksubun. Elleri ayakları onların yaptıklarına tanıklık edecek, konuşacaklar diyerek bunlar izah edilir başka ayetlerde. Unzur keyfe kezzebu ala Enfisihim. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söyledik söylediler ve iftira edip durdukları şeyler şeyler uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. Bir manidar bir şey aklıma geldi. Bu ayet indiği esnada ve şu an itibariyle bu olaylar gerçekleşti mi? Hayır gerçekleşmedi. Ama Allah kıyamet gününde gerçekleşecek hadiseye bile işaret ederek o gün aynen böyle gerçekleşecek diye Rab'bimiz bu dünyadan ahiret günündeki hadiseleri de bize Rab'bimiz burada bilgi olarak önceden bunu da bize bildirmektedir. Rab'bimizin bilgisi bu kadar tabii ki geniştir. Kıyametin sahnelerinde olmuş gibi dili geçmiş zaman sıygasıyla kalıbıyla da o gün gerçekleşecek hadiseleri bize Kur'an-ı Kerim'de ele alır. Bu da onlardan birisidir. Evet ve minhum men yestemi'u ileyk işlerinden yani o Mekke toplumundan bazıları senin Kur'an okumana kulak verirler. Ve ceanna ala gulubihim her ne kadar seni kapı aralarından, duvar diplerinden seni dinlemeye çalışmış olan o Mekkeli Ebu Cehiller ve Velid bin Mugireler ve diğerleri Ukbe bin Velidler onlar her ne kadar seni dinlemeye çalışsalar da amaçları, maksatları, gayeleri İyi olmadığı için kötü niyetle, art niyetle, ön yargıyla acaba nasıl bir kusur bulabiliriz amacıyla dinlemeye hedeflenmiş olarak yanlışını bulmak amacıyla seni dinlemek istedikleri için ne yaparız? Ve canla ala kulubihim ekinneten onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Ekinneten ve fi adanihim vakra Kulaklarında bir ağırlık vardır onların. Hakikati gereği gibi duyamazlar, idrak edemezler. Yoksa normalde Allahu Teala niye engellesin? Niyet bozuk olunca Mevla da onların bu haline göre güya peygambere tuzak kurmak amacıyla onun açığını yakalamak amacıyla o niyetle yola çıkan da Mevla asla kendi kitabını açmaz. O vahyini onların anlamaları noktasında onlardan onlardan engelleyecektir. Bu onlardaki yamukluktan ve eğrilikten kaynaklanıyor. Yoksa Allah hiç kimsenin kalbini durup dururken köreltir mi? Körleştirir mi? Mühür vurur mu? Saf suresinin 5. ayeti. Felemma <laughs> zaavu <laughs> ne zaman ki onlar yamuldular, katleri eğrildi. Ezagallahu <laughs> kulubehum. Allah da onların katlerini eğriltti diye buyrulur. Eğrilik, eğri düşünme, yamuk düşünme, olumsuz bir bakışla olaylara bakma hali nedeniyle işte Mevla da orada devreye girmiş olmaktadır ki bu ayette de bunu görmüş olmaktayız. Evet. Ben yarab ayetin la yu'minu Ne kadar ayeti her türlü mucizeyi görseler de onlar asla buna iman etmezler. Hatta iza ca'u ki ona sana geldikleri zaman yucadiluna ke seninle tartışıyorlar. Yekulu lezine keferu o kafirler o ayetleri gördükleri zaman inha da illa asatirul evvelin bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve hum yenhevne anhu ve yenevne an. Onlar başkalarını ondan yani Kur'an'dan alıkoyuyorlar hem de kendileri ondan uzak kalıyorlar. Bakınız işte onun izahı geldi. Yenhevne <laughs> anhu Kur'an'dan ne ediyorlar. La tesmeu lehazal Kur'an diyorlar. Bu Kur'an'ı işitmeyin, dinlemeyin. Velgav fihi talibun. O Kur'an'ın okunduğu esnada sesinizle gürültü yaparak, şamata yaparak Kur'an'ın anlaşılmasına engel olmaya çalışın. Belki böylece galip gelirsiniz diyorlar. Fussile suresinde öyle geçer. La tesmeu lehazal Kur'an velgav fihi لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Sizi oradan okumak istiyorum sevgili dostlar. وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Ayeti i kerimedeki bu durum Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ediliyor. İnkarcılar dediler ki bu Kur'an'a kulak vermeyin. Okunurken gürültü yapın. Belki bastırırsınız. 26. ayet Fussilet suresi. Yani gürültü yapın belki bastırırsınız. İşte burada da yenhevne an" insanlar ondan ne ediyorlar ve "yen an" kendileri de ondan uzaklaşıyorlar, arkalarını dönüyorlar. Zihinlerini, gönüllerini, kalplerini, idraklerini ona açmıyorlar. Açmadıkları için de Allah onlardan tabii ki onlardan bir adım olumlu bir efendim yaklaşım biçimi olmadığı için Mevla'da vahyini anlama noktasında engellemektedir. Ve yehlukune ve in yehlukune illa anfusuhum bima yeshurun. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Bele tara iz alen alannar. Ateşin karşısında durdurulup da onların o ateşin karşısında efendim fakalu ya laytana nurattu keşke dünyaya geri döndürülsek de ve la nukezzibe bi ayati rabbina Rabbimizin ayetlerini yalanlamayanlardan olsak, iman eden müminlerden olsak dedikleri zamanı ah bir sen bir bir tahmin edebilsem, hayal edebilsem. Ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit hallerini bir görsen diye buyruluyor. Kıyamet günü aynı zamanda sevgili dostlar keşke günüdür. Neymiş? Kıyamet günü, keşke günü. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Ya leytini tekastu ma'ar Resulü Keşke Resul'le beraber yol tutaydım. Keşke şu günahı işlemeseydim. Keşke ömrümü ziyan etmeseydim. Keşke bana verilen gençliği başka yerlerde, barda, şurada, burada, yalan yerlerde, yanlış yerlerde, uygun olmayan ortamlarda heba etmeseydim diyeceği bir zaman gelecek insanın. Kıyamet günü onun için keşkedir. Keşke ile doludur. Yani bununla alakalı ev tekule lev ennallaha lekuntu minel muttegın ev tekule hine lev enneli kerreden fe minel muhsinin keşke dünyaya geri bir daha dönsem ihsan sahiplerinden olsam diyecekleri insan. Bunun çok örnekleri Kur'an'da. Kıyamet günü buna dair pişmanlıklarla dolu sahneler hep anlatılır. Yevme izin yetezekkerul insan diyor mesela Fecir suresinde. O gün insanın kafası aklı başına gelecek. Anlayacak ama iş işten geçecek. Ben ne yaptım, ne ettim de bu hayatı berbat ettim diyecek. Yetezekkerul insan ama fe zikra. Öğüt almanın zamanı nerede? bu, bu şekilde böyle pişmanlığın faydasını elde etmek nerede? Mümkün değil zamanında düşünecektin. Ahiret alemine gelmeden düşünecektin. Sana verilen hayatı iyi değerlendirip bu şekilde burada böyle bir pişmanlığı yaşamadan önce tedbirini alacaktın denmiş olmakta. Burada da bunu görüyoruz sevgili dostlar. Evet, kıyamet sahnesi devam ediyor. Bel bedaluhum ma kan yuhfuna min qabl. Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan böyle pişmanlığı ifade ediyorlar. Yani keşke Resulü yalanlamasaydık. Keşke Allah'a ortak koşmasaydık. Keşke şirke bulaşmasaydık. Keşke harama dalmasaydık. Keşke falancayı dost edinmeseydik diye işte bunları görünce dünyadaki yaptıkları yolun, gittikleri, tuttukları istikametin onlar için isabetli olmadığını hissettikleri için ve bedaluhum seyyiatun ma yaptıkları işlerin, eylemlerin kötülüğü onlara ayan beyan ortaya çıkmıştır. Demek ki biz hesabı yanlış yapmışız. Çünkü kıyamet gününün bir adı da yomut tagabundur. Ne demek tagabun? Aldanma günüdür. Dünyadaki hesabın evdeki hesabın çarşıya uymadığının anlaşıldığı andır. Bu dünya bizim için bir ticaret merkezi ise, kazanma yeri ise, iki alıp on efendim iki verip on kazanma gibi kar elde etme, ahiret adına kar elde etme mekanı ise o zaman bunu iyi dikkate almak lazım. Onun için takabun suresindeki o takabun kelimesinin tefsirlerden açıklamalarına bir bakarsanız aldanma günüdür diyor. Yani biz böyle düşünmüyorduk, biz böyle olacağını zannetmiyorduk, yahu biz bunu da beklemiyorduk gibi insanın kendi hesabının, dünyadaki hesabının orada aynen çıkmadığının anlaşıldığı gündür diye ifade edilir. Burada da bel bedalehum makanu yuhfuna min qabl. Hayır, bu yakınmaları, daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan böyle tezahür etti. Eğer çevrilselerdi dünyaya, geri döndürülseler, dünyadaki sınavları yeniden başlatılsa, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Yani vela vuruddu, dünyaya geri döndürülselerdi, le'adu limanuhu an nehyolundukları şeylerin hepsine geri dönerler. Aynı haltı işlerler, aynı hatayı yaparlar, aynı yanlışlara, aynı harama yine onlar devam ederlerdi. Müminin Suresi 99, hatırlarsınız daha önceki programlarda kısmen değinmiştim. Hatta <laughs> idâ ce'a ahaduhumul mevd, onlardan birine ölüm gelip çatınca ne der? Hatta idâ ce'a ahaduhumul mevd, kâle rabbir ci'ûn, ya dünyaya beni geri döndür. Ne olacak? Ya Rabbi le alli amelu salihan fima teraktu. Dünyadayken işte, terk ettiğim, kılamadığım namaz, yapamadığım ibadetler, oruçlar, Kur'anlar işte yani dinin kendisi ondan uzak durdum. Saçmadır dedim. Kafama yatmıyor dedim. Aslı yoktur dedim. Bu peygamber bunları mağarada güya kendisi uydurmuş ya da ehli kitaptan almıştır dedim. Dedim dedim dedim. Ama yanıldım. Rabbim irciun dünyaya beni geri döndür. Ne olacak? La ali amulu salihan fi ma Terk ettiğim amellerimi yapayım. Mevla ne buyurur? Kella asla senin için böyle bir talebin gerçekleşmeyecek. Fatır suresinden okuyalım. Evelem nu amirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker. Öğüt alanın öğüt alabileceği kadar bir ömrü biz sana vermedik mi? Ama sen hep başka yerlerde yaşadın, başka bir hayat yaşadın, bu vahye, bu dine uygun hareket etmedin, dindarları da sevmedin, onların yolundan da gitmedin, caminin semtine uğramadın, ama en son camiye senin, tabii ki senin cenazen geldiği zaman sadece dinle, sadece o gün buluştun, dindarlığın sadece son gününde idi. Eğer böyle ise vah sana vah bana. Sadece o gün camiye gelmiş isen ki kendi iradenle de gelmedin. Başkaları getirdi senin. Böyleyse eğer ben de böyle olursam vah bana, sen de öyleysen vah sana. O gün gelmeden, o an gelmeden sevgili dostum ne yapacağız? Allah'ın istediği gibi bir kul olmak durumundayız. Ve kalu, onlar ne diyordu bu tür insanlar? İnhiye illa et dünya Hayat ancak dünya hayatıdır. Yaşamayı bilmek lazım, hayatı iyi yaşamak lazım gibilerden sadece bu hayattır yaşanacak hayat diyorlardı. Ve manahnu bi mebusin dirilmek falan pe öyle bir şey yoktur diyorlardı. Bunlar saçma diyorlardı. Biz dirilmeyeceğiz diyorlardı. Evet bir sahne daha veletara iz vukifu ala rabbihim Rablerinin huzurunda durduk, durduruldukları vakit hallerini bir görsen onların no rabbimiz buyuracak ki demek ki mevla bizzat huzurunda her insana bu soruyu soracak eleysa haza bil hak rabbimiz diyecek ki nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş ne dersin şu anda dirildin geçmişe baktığımızda böyle bir şey yok diyordun Nasılmış? Eleyse haza hak. Azap hakmış. Kıyamet hakmış. Cennet hakmış. Sırat hakmış. Bunu bugün gördün. Mizan hakmış. Fe ve rabbike lenes kânu Hepsi hesaba çekilecek yaptıklarından. Diyordu Allah. Bu da hakmış. Şu anda hesabın tam huzurundasın. Nasılmış? Eleyse <laughs> haza Ne diyecek insan? Allah'ın böyle bir sorusu karşısında. Kalu Bela ve Rabbine, Rabbim sana yemin olsun ki aynen doğru imiş. Biz de aynı kanaatteyiz ey Rabbim diye. Orada tekrar böyle Mevla'nın yanında dünyadayken yer almadığı tarafına ona karşı hep itiraz ettiği Allah'ın yanında yer almaya çalışacak. Kale fezûgul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı denilecek. İnkar ettiğin kıyameti, inkar ettiğin azabı artık bugün tatmaktan başka senin için bir seçenek yoktur. Ben sana senelerce o peygambere gönderdiğim ayetlerle bunları hep hatırlatmıştım ama hiçbirine bir ihtimal vermedin. Bir ihtimal de onun doğru olduğu ihtimalini dikkate alarak o peygamberin söylediklerine, o gelen vahye hep sen kusur aradın. Eksiklik aradım, Onunla alakalı ona güldün geçtin. Bugün de sen o zaman tat inkar etmiş olduğun azabı denilecek diyerek Rabbimiz o sahnelerden bizi bilgilendiriyor. Rabbim bizi peygamberin yanında taraf tutanlardan eylesin. Vahyin yanında yer alanlardan eylesin. Rabbimizin kıyamet gününde eleyse haza bil hak diyerek nasılmış Bugün hakmış değil mi diye soru sorduğu inkarcılardan değil de iman eden müminlerle beraber cennetinde onun cemalini seyredenlerden eylesin diyerek değerli dostlar bugün de programımızı burada sonlandırmış oluyoruz. Bir başka programda kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız. Rabbimize emanet olunuz.